Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Doğu Avrupa Hakimi serimizin son savaşı olan Yeni Roma İmparatorluğu'ndayız. Son savaşımız artık. Doğu Avrupa Hakimi bitiyor. Yeni ne diyor? Kendisi Roma'nın Ortodoks mirasçısı olarak gören Rusya için Doğu Roma İmparatorluğu'nun küllerinden doğuşu büyük bir hayaldi diyor. Hayal olarak da kaldı zaten. 1829 elinde Rus ordusu İstanbul'a varmayı başardı ve Çar'ın arzusunu nihayet yerine getirebildi diyor. Hemen geçelim. Diye bir diyor ki Balkanlardaki Osmanlı gücü tamamen kırıldı. Ancak ordumuz da büyük kayıp verdi diyor. Sultan Mahmut diyor ki İstanbul asla düşmanın eline geçmemeli. Eski topraklarımızı ve ihtişamımızı geri kazanmalıyız diyor. Voronski diyor ki görünen o ki müttefikimiz düşman saldırısına zor da olsa direnebiliyor. Kumandan lütfen düşman bölgesini müttefiklerimiz yenilmeden önce ele geçirin. Hadi bakalım 20 turda 3 yıldız alıyormuşuz. Tabii daha buralar var ama. Hemen generallerimizi aldık. Bir tane donanma alalım. Savunma tahkimatı çıktı. Bunları şöyle alalım. Tepki genelde daha alalım. Oradaki müttefikler de çökmek üzere. Halep'i de aldık. Gayet güzel oldu bu.
Bir tane de ağır inşa edelim. Savaş biraz zor olacak maalesef. Burada hemen hemen dağıtıyoruz birlikleri. Yani çok az kaldıydı. İşin yoksa tekrar bir daha vur. Çağlar Alexander diyor ki İstanbul bizimdir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun dirilme vakti geldi diyor. Dirilsin bakalım hadi. Ne kadar dirilecek? Tabii normal olarak Osmanlı'nın malı çöktü. Bu kısmı da ele geçirdik. Şimdi bir yerimiz kaldı.
Maşallah 3 kişiyi yok etti. Harika bir şey. Buradan da birkaç destek geldi. Doğu Avrupa serisinin de son bölümüydü arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne diyor Doğu Avrupa hakimi? Rusların agresif savaş taktiklerine karşı Osmanlılar dayanamadı. Ruslar nihayet rüyalarını süsleyen İstanbul'u şehirlerin kraliçesini ele geçirdiler diyor.